Sadece 10 bin kişilik nüfusa sahip olan Kolombiya şehrinde neredeyse herkes birbirini tanıyor durumda. Bu yüzden bu şehirde suç oranı çok düşük. 2009 yılında bu küçük kasabanın sakin hayatı, Coleman ailesinin korkunç suçuyla sessizliğini bozdu. Katil, işlemiş olduğu suçtan sonra evin duvarlarına tehdit edici grafitiler yazdı. Gelin bu vakayı birlikte inceleyelim. İyi seyirler dilerim. Chris Coleman 1977 yılında doğdu. Anne ve babası çok dindar insanlardı ve yerel kiliseye düzenli olarak gidiyorlardı. Bazen orada vaaz bile veriyorlardı. Coleman çifti oğulları Chris'i çocukluğundan beri dindar bir şekilde yetiştirmişti ve onu sık sık yanlarında kiliseye götürüyorlardı. Chris çok iyi bir çocuktu. Okulda çok başarılıydı ve spor ile ilgileniyordu. Okuldan ayrıldıktan sonra Chris orduya katıldı ve burada köpek bakıcısı oldu. Askerliği sırasında farklı askeri birliklerden çok sayıda kişinin katıldığı köpek bakıcıları için bir konferans düzenledi. Bu konferansların birinde Chris, Sherry Weiss adında bir kızla tanıştı ve ona aşık oldu. Çift, yapılan konferanslardan sonra sık sık iletişim kurmaya başladı ve kısa süre sonra birlikte oldular. Askerliğini bitirdikten sonra Chris, Sherry'i ailesiyle tanıştırdı. Chris'in dindar ebeveynleri Sherry'i gerçekten sevdiler ve onu ailelerine kabul ettiler. 1997 yılında Chris ve Sherry evlendiler. Kısa süre sonra ilk oğulları Garrett, ardından ikinci oğulları Gavin dünyaya geldi. Hayatının bu döneminde Chris iyi maaşlı bir iş buldu. Joyce Meyer adında popüler bir dini konuşmacının koruması olarak çalıştı. Joyce, dini konularda birçok kitabın yazarıydı ve aynı zamanda dünya çapında dini konferanslar düzenliyordu. Joyce, Chris'i çocukluğundan beri ailesiyle kiliseye geldiği için tanıyordu ve Chris'e hayatı pahasına güvenebileceğine inanmıştı. Onu koruması olarak yılda 100 bin dolarlık yüksek bir maaş ücreti ile işe aldı. Şehrin birçok sakini Chris'in hayatını kıskanıyordu. Çünkü çok parası, güzel bir karısı, harika çocukları ve büyük bir evi vardı. İlk bakışta Chris'in hayatı mükemmel görünüyordu. Ama işi göründüğü kadar kolay değildi. Joyce Meyer'ın pek çok aktif hayranı vardı. Ama aynı zamanda Joyce'un insanları aldattığına inanan birçok düşmanı da vardı. Joyce zaman zaman düşmanlarından birçok tehdit aldı. Ve korumalığını yapan Chris ise Kasım 2008 yılında kendisine yapılan ilk tehdit mektuplarını almaya başladı. Kimliği bilinmeyen bir kişi ona Chris'i yok et anlamına gelen destroychris@gmail.com e-posta üzerinden yazdı. Bu isimsiz kişinin ilk mektubu çok kısaydı. Mektupta ailenin sonu gelecek yazmıştı. Kimliği bilinmeyen bu düşman Chris'in kendi e-postalarını okumadığını düşündüğü için sonraki mektuplarında Joyce Meyer'ın iş mail adresine göndermeye başladı. E-postalardan biri ise şöyleydi. Eminim şirketinizden biri bu mektubu okuyacaktır. Siz pislikler. Diğerleriyle aynı şirketteyseniz o zaman bu hesap kesinlikle sizden birine ait. Mesajımı Chris'e ilet. Joyce'a vaaz vermeyi bırakmasını söyle. Yoksa Chris'in ailesini öldürürüm. Joyce'a ulaşamıyorsam onun etrafındaki birine ulaşacağım. Bu adama da ulaşamazsam karısını ve çocuklarını öldürürüm. Joyce'un çalışma programını biliyorum. Dolayısıyla Chris'in çalışma programını da biliyorum. Joyce saçma sapan vaazlar vermeyi bırakmazsa ölecekler. Chris Houston'daki konferanstayken onları uyurken öldüreceğim. Başarısız olursam kitap turunun sırasında veya Hindistan geziniz sırasında onları öldürebilirim. Nerede yaşadığını ve her zaman yalnız olduklarını biliyorum. Sen gider gitmez onlar hemen ölecekler. Bu aptala mesajımı ilet. Böylece bir dahaki sefere Joyce ile konuşmama izin ver. Benim söylediklerimi dinlemeli ve eminim ki dinleyecektir. Joyce Meyer bu tür tehditlere alışıktı. Bu yüzden kendisi hiç şaşırmamıştı. Chris kendisine yönelik tehditlerden korkmuyordu. Ama kendisi kendi ailesi için korkmaya başladı. Chris sık sık birkaç gün ve haftalarca başka ülkelerde çalışmak için evden ayrılıyordu ve böyle zamanlarda karısını ve çocuklarını koruyamaz hale gelmiş oluyordu. Chris, kendisini tehdit eden kişinin sadece onu korkutmak istemediğini umuyordu.
Bu yüzden de e-posta adresine gelen postaların hiçbirine tepki vermedi ve suçlu bunun üzerine Coleman ailesine daha da yaklaşmaya karar verdi. Chris'in ailesi evlerinin posta kutusuna el yazısıyla yazılmış mektuplar almaya başladı. Korkmuş Chris polise gitti ve onlara tüm yazılan tehdit mektuplarını verdi. Soruşturmanın ardından dedektifler mektupları gönderen bilinmeyen kişi hakkında hiçbir detay bulamadılar. Polis memurları sırayla Coleman ailesinin evini korumaya aldı. Ayrıca dedektifler Coleman ailesinin evinin önüne bir güvenlik kamerası yerleştirdi. Yerleştirilen kamera ise hiçbir zaman olağan dışı bir şey kayda almadı. Kamera görüntüleri genellikle Chris'i sokakta çocuklarıyla oynarken gösteriyordu. Kocasının yapmış olduğu iş gezileri sırasında ise Chris'in karısı Sherry, komşularının polis olmasından dolayı evde yalnız kalmaktan korkmuyordu. Chris'in polise temasa geçmesinden sonra suçlu el yazısıyla yazılmış mektuplar göndermeyi bıraktı. Ancak Chris'in e-posta adresine tehditler yazmaya devam etti. Chris'in almış olduğu son korkutucu e-posta 27 Nisan 2009 yılına geldi. Kimliği bilinmeyen kişi şunları yazmıştı. Bu benim son uyarım. En kötü kabusun yakında gerçekleşecek. ...5 Mayıs sabahı Chris her zamanki gibi antrenman yapmak için spor salonuna gitti. Bu sırada karısı ve çocukları hala evde uyuyorlardı. Spor sırasında Chris karısını aradı. Ancak karısı telefona cevap vermedi. Chris ise Sherry'nin duş aldığını sandı. Ama uzun süre sonra karısı geri aramadı. Ailesi için korkan Chris komşusu olan polis memurunu aradı. Ve ondan evine gitmesini ve orada her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Aynı zamanda Chris de eve gitmek için kıyafetlerini hızla değiştirmeye başladı. Sabah saat 7 sularında güvenlik kamerası Chris'in polis olan komşusunu evine girerken yakaladı. Komşu, Coleman ailesinin evinin kapısını çaldı ama kapıyı kimse açmadı. Zaman kaybetmeden komşu evin içine girdi ve evde olan mutlak sessizliği hemen fark etti. O anda polis deneyimi ona bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi. Polis evin ikinci katına çıktı ve orada 31 yaşındaki Sherry, 11 yaşındaki Garrett ve 9 yaşındaki Gavin'in cansız bedenlerini buldu. Kurbanların vücutlarında boyun bölgesindeki ip izleri dışında herhangi bir yaralanma görülmedi. Kardeşler uykularında hayatlarını kaybetmiş gibi görünüyorlardı. Sherry'nin vücudu ise kendini katilden korumaya çalışıyor gibiydi. Katil evin duvarlarına ise kırmızı boyayla yazılar bırakmıştı. Chris eve geldiğinde polisler çoktan eve ulaşmışlardı ve bu cinayet hakkında çalışıyordu. Chris'e tüm ailesinin öldüğünü söylediler. Şok olan Chris başını tuttu ve yere doğru oturdu. Birkaç dakika sonra sağlık personeli Chris'i ambulansa aldı. Birkaç gün sonra ise Sherry ve oğullarının cenazesi gerçekleşti. Chris çaresizlik içerisindeydi. Hayatının anlamını yitirmiş gibiydi. Aynı zamanda polis ve dedektifler olayı aktif olarak araştırıyordu. Polis memurları Joyce Mayer'e karşı olumsuz tavır sergileyen tüm şüphelileri sorguya aldı. Ancak hiçbir sonuca varamadılar. Dedektifler suçlunun Coleman ailesinin kişisel nedenlerle öldüğünü de öne sürdü. Katil, soruşturmayı işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için Joyce'un düşmanı olarak kendisini tanıtmış olabilirdi. Dedektifler, Coleman ailesine yakın kişileri kontrol etmeye başladı ve Tara Linz adında bir kadın ilgilerini çekti. Tara, Sherry'nin çocukluğundan beri arkadaşıydı. Coleman ailesinin birçok tanıdığı Tara'nın Sherry'yi kıskanabileceğine inanıyordu. 30 yaşında olan Sherry'nin parası, mutlu bir ailesi ve büyük bir evi vardı. Tara'nın ise bu kadar başarılı bir hayatı yoktu. Polis memurları Tara'yı sorgulamak için çağırdılar ve aynı zamanda yeni bilgiler aldılar. Dedektifler, tehdit mektuplarını gönderen kişinin adını öğrendi. Bu adam, Chris Coleman'ın ta kendisiydi. Bilgisayar programcıları, Chris'in ele geçirilen dizüstü bilgisayarını incelediler ve tehdit içeren tüm mektupların bu dizüstü bilgisayardan gönderildiğini öğrendiler. Dahası, Chris'in dizüstü bilgisayarında Chris ve Tara Linz hakkında bir sürü video buldular. Ele geçirilen dizüstü bilgisayarında ayrıca birbirlerine gönderdikleri çıplak fotoğraflar vardı.
Dedektifler, Chris'in Tara'yı karısından daha çok sevdiğini öğrendi ve bilgisayarında Chris'in Tara ile ilgili tüm bilgileri yazdığı bir belge buldular. Bu belgenin içinde Tara'nın en sevdiği renk, en sevdiği yemeği, en sevdiği basketbol takımı ve kendisine yüzük almak için parmak ölçüsünün numarası bile bulunuyordu. Chris, Tara ile gelecekteki çocuklarına ne isim vermek istediğini bile bu belgeye yazmıştı. Yapılan soruşturma sırasında Chris hala bir metresi olduğunu inkar ediyordu. Dedektifler Tara'nın videolarını ve fotoğraflarını sorduğunda Chris dedektiflere Tara ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Buna karşılık Tara ise sorgulama sırasında Kasım 2008 yılından beri Chris ile sevgili olduklarını itiraf etti. Bu bilgi Chris'in iddiaya göre tehdit mektupları almaya başladığı yıldı. Dedektifler Chris'in bunca zaman polisi aldattığını ve soruşturmaya karıştırdığını fark etti. Üstelik Chris herkesin düşündüğü kadar iyi bir koca değildi. Tam tersine Tara ile evlenmek için uzun süredir boşanmaya çalışıyordu. Sherry'nin arkadaşlarından biri Sherry'nin ölümünden kısa bir süre önce ona yazdığı mesajları polis memurlarına gösterdi. Sherry mesajlarında arkadaşlarından kendisi için dua etmesini istiyordu. Çünkü Chris'in ondan boşanmak istemesi nedeniyle kendisi zor zamanlar yaşıyordu. Polisin Chris'in suçluluğuna işaret eden çok sayıda kanıtı olmasına rağmen suçuna dair doğrudan bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Ancak Chris artık bu davanın baş şüphelisi haline gelmişti. Dedektifler basit bir boşanma nedeniyle Chris'in neden tüm ailesini öldürmeye karar verdiğini ise anlayamadılar. Tara, dedektiflere Sherry'nin boşanmayı kabul etmek istemediğini söyledi. Chris ise karısıyla olan skandal nedeniyle işini kaybedebileceğinden korkuyordu. Dedektifler, dindar bir kişinin işi uğruna cinayet işleyebilmesine çok şaşırmışlardı. Karısının cenazesi sırasında Chris, Tara'ya onu ne kadar özlediği hakkında mesaj attı. Polis bu suçlunun daha hızlı tutuklanabilmesi için ciddi kanıtlar arıyordu. Cansız bedenlerin tıbbi muayenesi sonucunda Chris'in karısının ve çocuklarının iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçun işlendiği gün Chris'i muayene eden ambulans doktorları ellerinde çok sayıda çizik fark etmişti. Ayrıca adli tıp uzmanları Chris'in DNA'sını Sherry'nin tırnakları arasında buldu. Bu gerçek Coleman eşleri arasında bir kavga olduğunu doğrular nitelikteydi. Dedektifler soruşturmada önemli bir detay daha buldu. Sherry ve çocukların öldürülmesinden birkaç ay önce Chris'in bir kutu kırmızı boya almak için kredi kartıyla ödeme yaptığını öğrendiler. Bu boyanın rengi Coleman ailesinin evinin duvarlarındaki grafiti boyasının rengiyle eşleşiyordu. Dedektifler birkaç yeni kanıtla birlikte Chris'i tekrar sorgulamak için çağırdılar. When you left the house this morning, was your wife alive? Oh yeah. What would you say if I told you that I don't think she was? I don't know. I don't know what to tell you. I mean, I think she was. I mean, she was. Okay. She was laying right beside me. Listen, man. She wasn't alive when you left. She was alive. No. She was laying right beside me. Listen to me. We can go back and forth with this all day long, but the physical evidence doesn't lie. Man. She was not alive when you left this morning. The children weren't alive when we left this morning. Yes, they were. No, come on, Chris. We got to get over this. Now, there's reasons, and that's the point we're at. I want to hear the reasons. Now is when we need to find out what happened. Come on, Chris. She was not alive when you left. The children were not alive when you left. You know that's true, and I know that's true. No, it just... We need to clear this up now. We need to clear it up now. Did something happen? What happened? Sorgulama sırasında Chris, sabah spor için evden ayrıldığında tüm ailesinin hayatta olduğunu iddia etti. Cansız bedenleri inceleyen tıp uzmanları bunun doğru olmadığını kanıtladı. Uzmanlar, Sherry ve çocukların Chris evden ayrılmadan yaklaşık 3 saat önce hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Chris'i sorguladıktan sonra polis memurları onu tutukladı. Duruşma sırasında Chris suçunu tamamen reddetti. Duruşmanın sonunda yargıç Chris'i müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.